hoş geldiniz Sayın Çelicer. Bugün Anadolu Ligi yüz yüze programıyla birlikteyiz. Yeni bir program olacak. Yarı finalde kalan takımları burada birlikte konuşacağız. Yarı finale kalan takımlarla birlikte. Bugün PSV takımından Nurkan Açıkgöz ve Senatöz Kupa'nın takımından Samet Turan Bey'le birlikte. Hoş geldiniz. İki takım için de çok başarılı bir sezon geçti. Özellikle çeyrek finallerde de iki takım da çok başarılı oyunlar oynadı. Sen biraz daha rahat kazandınız diyebilirim. PSV turnuvasından Nurkan Kaptan. Santos Kupa'nın işi o kadar da kolay olmadı ama zor maçlar geçti. İstersen söz büyüğün diyelim. Tabii. Nurkan Kaptan'dan başlayalım. Nurkan Kaptan tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen önce bir ufak PSV turnuvasını tanıyalım. Yani PSV turnuvasının nasıl kuruldu? Bir arkadaş takımı mı yoksa bir yapı takımı mı? Ve bugünlere nasıl geldi? Bu PSV takımımız bizim kendi aralarımızda halı sahada oynadığımız arkadaşlarımızdan kurulma bir takımdır. Çoğu hepsi arkadaşımızdır. Dışarıdan kimse yoktur. Anadolu Ligi'nde başlayalım dedik. Bu şekilde başladık. Ama tabii ki eksiklerimiz vardı devam ederken. takımın ortasında bir değişiklik yaparak, biraz atak yaparak kendimizi biraz daha yenildik. Eksiklerimizi gördük. Aşağı yukarı yarı finale kadar geldik. Yani takım da şu anda güçlü bir şekilde yarı finale çıkacağız. Nurkan Kaptan, genelde maç yaptığınız bir ekip diyorsun ama takıma baktığımda yaş skalası aslında çok geniş. Yani çok genç oyuncuların da var, yaşı ilerlemiş oyuncuların da var. Yani bu ekip nasıl bir arada bir halı saha yapmaya başladı? Çünkü dediğim gibi hani yaş skalası gerçekten çok geniş. Bu hafta içinde biz aşağı yukarı 3 ya da 4 bir halı saha maçı yapıyoruz. Bu oynadığımız halı sahalardan bir karma çıkardık. Herkesin yerinde nasıl oynayacak, ileride oynayan, orta sahada oynayan, defansta oynayan oyuncuları seçerek bir karma olarak bir takım çıkardık. Tabii yaşlar değişiyor. Oynadığımız bizim de yaş grubumuz var. Mesela bir hafta içinde bir oynadığımız bir maçta yaş grubu daha değişik, bir yaş grubu daha değişik. Burada bir yaş grubu olmadığı için otomatikman onlardan bir karma yaptık. Bu takımı çıkardık. Nurkan Kaptan, bir gitsen sen Nalan bahsettin. Yani ilk 4 hafta izimiz PSV Beethoven'la şu anda izimiz PSV arasında bir fark var yani. Oyuncu değişiklikleri çok fazla oldu. İşte Ersan Kadıköy'lü yani ilk 4 hafta çok fazla sahada bulunmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yok, baştan beri vardı ama tabii ki yanındaki oyuncular onu destekleyemediği için, tatmin edemedikleri için biraz geri kalmıştı. Ama ondan sonra tabii ki takımı daha iyi yaptık. Hafta içinde hazırlık maçları yaptık. Bu takımı bu şekilde getirdik. Eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizi gidererek bu şekilde geldik. Samet Kaptan, biraz sana dönelim. Santos Koparan aslında geçen sene bir takımımızın arasından çıkma daha başka bir takım olarak döndü. Yani Öykü Bombers vardı. Abbas oradaydı. Ömer oradaydı. Ve Halil oradaydı. Sizin ekip daha sonradan ayrı olarak tekrar geldiniz. Geçen sezonda çok başarısını geçirmişsiniz ama çeyrek finallere var değil mi? Çeyrek finallere ilerlemiştiniz. Ki o Pittsburgh'da şu anda ikinci lig yarı finalinde. Evet, inşallah birinci lige çıkıyorlar zaten şu anda. Baktığında yani güzel bir sezon geçiyor Santos Koparan. Lider bitirdi. 3 mağlubiyetleri var yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. 3 mağlubiyeti var. Lider bitirdi. Senin, daha doğrusu takımın bir başlangıç hikayesini duymak isteriz. Biz şöyle, zaten o Öykü Bombers takımında olanlar bizim tanıdıklarımız değildi. Bizim arkadaşlarımız misafir olarak katılmıştı ama sonradan işte bu lige katılma fikrini attılar. Bizim kaptanımız Abbas. Yani bizim takımımız işte Güngören'de oturan bir arkadaşlarım. Yani hepimiz çocukluktan beri birlikte top oynadığımız arkadaşlar buraya katıldık. Yani öyle bir şeyi yok. Çocukluğumuzdan beri birlikte oynadığımız ama rakip ama birlikte oynadığımız insanlar. Böyle bir takım topladık. Buraya katıldık geçen sezon. Geçen sezon ikinci lige çıkamadık. Çeyrek finalde elendik. Şimdi güzel bir şekilde işte Allah'ın izniyle çıktık. Yani sana normal sezonu birinci bitirerek ikinciye çıkmayı garantilemiştim ve çeyrek finalde de güzel başarı yakalayarak yarı finali gördüm ve yine de çeyrek finalini, yani ikinci ligin daha doğrusu pen çekilmiş olduğunu diyebiliriz. Sizin için bu sezon çok enteresan maçlar oynadınız. Yani Kaveris'i karşı kaybettiğiniz, Kaveris şu anda biraz daha puan durumunda aşağılarda kaldı. Gümüş Kupa oynadı. Onun yanında zor rakipleri yendiniz. Yarı finaldeki rakip PSV'yi mesela yendin. Spontane'yi güzel bir parkla yendin. yani bu Santos Koparan
O 3 mağlubiyet niye aldı aslında? 2 mağlubiyetimiz var şimdi. 2 mağlubiyetimiz var. Cavaliers'la Gül Suyu'na ligde elendik diye hatırlıyorum. Hemen bir kontrol edelim kaptan istersen onu da. Seni ben dinlemeye devam ediyorum. Gül Suyu'yla Cavaliers'ı mı sormuştunuz? Önce Cavaliers'la başlayalım. Yani Cavaliers'ın tabii hakkını yemeyelim. Galibiyet aldılar. Ama bizim o maçta 4 tane eksiğimiz vardı. Bir önceki maçtan kırmızı kart cezası kaptanımız vardı. Kalecimiz yoktu, forvetimiz yoktu aynı zamanda. Yani eksikler bizi biraz perişan etti. Zaten maçı da 3-1 yenerken 4-3 kaybettik. Yani şanssızlık mı oldu artık? Ne olduysa yenildik. Bu arada kaptan dediğim gibi 2 mağlubiyet var. 11 galibiyet, 2 mağlubiyet. Hiç beraberlik yok. 22 puanla bitirmişsin ki diğer mağlubiyetinde Gül Suyu'na karşıydı. Çeyrek finalde rakibindik ki zor maçlar oynadı onlara karşı. Gül Suyu'nu gerçekten tebrik etmek lazım. Yani biz elendikler için ayrı üzülüyorum. Biz elediğimiz için ayrı üzülüyorum. Yani kesinlikle ikinci ligi hak ediyorlar bence. Zaten ligde yenildik, yine başa baş bir mücadele vardı. 6-5 yenildik. Yani tam takımdık yanlış hatırlamıyorsam da ona rağmen yenilmiştik. Playoff'ta da maçları gördünüz üzere zaten. Bir maçı 3-2, bir maçı 4-3 yendik. İlk maçta 3-0 öndeydin ama ikinci ligi Gülsü çok bastırdı. Gülsü yani çok dirençli bir takım. Size. Özellikle Sezer diye bir oyuncuları var. Gerçekten çok güzel oynuyor. Yani bizi çok zorladılar. Hak ettiler. Yani Pittsburgh maçı aklıma gelmişti. Geçen sezonda çeyrek finalde elenmiştik. Ama yani isterdim ikinciliğe çıkmalarını. Çok iyi oynuyorlar gerçekten. O zaman ufak ufak çeyrek finalleri konuşalım. Nurkan Kaplan, yine senden başlamak istiyorum. Çeyrek finalde rakibin Arok'tu. Evet. Arok yani baktığımızda sizin formda takımlarından biri. Özellikle geçen sezonu geçti. Geçen sezon çok başarılı bir sezon geçmemişlerdi ama bu sene biraz takım içi değişikliği olsun. Biraz mentalite iyileşmesi olsun. Bu sene iyi işler başarıyorlardı ama çeyrek finalde iki maçta, özellikle ikinci maçta 11-2'lik bir galibiyette evet. Skoru almayı çok başardın yani. Evet, ligde de zaten normalde gene 6-1 bir skoru vardı. Ondan sonra onları tanımıştık zaten. 6-1 gelmiştik. Tabii ki onlar da eksiklerini görerek, bizim oynayış stilimize bakarak, önlem alarak çıktılar. İlk maç gerçekten zor oldu. Eksiğimiz de vardı ama tabii ki 2-1 bitti. Biz de o eksikleri tamamen giderdik. Oynayış stilimizde de değiştirdik. Daha güçlü bir şekilde oynayarak, daha azimli, daha kuvvetli diyelim. Bu skoru da aldık. Yani yarı finale geldik. Senin de rakibin Gül Suyu'ydu. İlk maç 3-2 bitti. Bu konuştuğumuz gibi ilk yarıda 3-0 kadar geçtin ilk 10 dakikada ama ondan sonra ilk yarıda bir tane ve sonra ikinci yarıda bir tane. İkinci maçta genelde berabere gitti maç. Skoru 4-3 bitti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, en sonunda 4-3'e bitirdi. Maçı biz zaten ilk dakikalarda 2 gol bulduk. 2-0'dı. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 2-2'ye getirdiler. 3-2 yaptık. 3-3 oldu. Zaten son dakikada bir gol atarak 4-3 bitirdik. Bize beraberlik de yetiyordu ama son dakikada bir gol daha bulduk. 4-3 ile yarı finale çıkmış olduk ama yani onlara da selam olsun buradan. Gerçekten zorladılar bizi. Yani gerçekten de selam olsun. Muhammed Ali Başçıkapı'nın çok güzel iki golü var. Haftanın gollerini gören. Biri birinci oldu hatta. Biri de yedinci olmuş. Onu da buradan tebrik etmek gerekir. Geldim ufak ufak yarı finale. İsterseniz önce ikimiz arasında oynanan PSV Tovun'la Santos Kupa arasında oynanan normal sezonda oynanan bir maçın özetini izleyelim. Bir hatıra yapalım. Çünkü yarı finalde bu eşleşmeyi göreceğiz. We'll be right back.
başlıyorum. Evet, Nurkan Kapı'da özetini izledik. Evet. Sinan'ın zor bir maç geçmiş. Sen daha demin söylemiştin, biz kötü başladık ama ondan sonra takımı düzelterek daha buralara kadar gelebildik diye. Bu maç hakkında yorumunu merak ediyorum. Önceki maça özel bir yorumunu merak ediyorum. Baktığımda Tahir Kayı 2 gol atmış 21-22'de. Evet. Furkan Aydan da dakika 9'da 3 golü bu şekilde paylaşmışlar. Evet, semti takımı gerçekten çok başarılı bir takım. İlk oyunlarda bir zor takım olarak onlarla karşılaştık ki bütün eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizi de görmekle kalmayıp takımımızdaki arkadaşlarımızın bazı eksiklerini görüp ve o eksiklerin giderilmeyeceğini gördük ve takımda değişiklik yaparak daha güçlü bir takım kurarak lige devam ettik. O kurduğumuz takımda bu seviyelere kadar getirdi. Zaten dikkat ederseniz en çok gol atan bir takım seçildik 100 golle. Bir de gol kralı çıktı bizden. Ersan Kadıköy'dü. Evet, o da bir başarılı, ayağı düzgün olan bir arkadaşımız. Gerçekten oyun başından beri bizle birlikte olan azimli bir arkadaş. İnşallah bu maç da çok güzel olacak. İki takım da denk, iyi oynayan kazansın diyorum. Söylemem bu. Nurkan Kaptan, en çok gol attık deyince ben de bir sıralamaya bakayım dedim. Siz 100 gol atıyorsunuz, Santos Kupan 99 gol atıyor yani. Evet. Çok da gol atma konusunda çok denk bir takım ama evet, evet. Bir de yemeğe, yani gol yiye geldiğinde siz en az gol yiyen 5. takımsınız 56 golle. Santos Kupan size ligin en az gol yiyen takımı 43 golle. Evet. Yani bu maçta Santos Kupan'ın hücum hattına dair daha bir önlem alınacak mı? Evet, yani yarı finalden finale çıkmak için. Tabii ki bugünkü en başta olan bütün ekibimiz ta ligin başından beri bütün oyuncularını, videolarını izledik. Neler yapabiliriz, nasıl tutarız, nasıl oynamamız gerekiyor ona göre bakarak çıkıyoruz her maça. İnşallah dediğim gibi güçlü olan kazanacak. Semet, geldim sana. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Senin de yani Toskopar'ın da bir hikayesine baktığımda Ömer 5 gol atıyor. Takımın yıldızlarından bir tanesi. İlker 33 gol atıyor. İlker 1 gol atıyor dakika 33'te. Abbas 1 gol 37'de ve Muhammed Ali Bahçakapılı'da 2 golle skoru tahmin ediyor 9-3. Sen maç hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti o maç? Sizin için zorlukları, kolaylıkları? Şöyle, biz PSV'yi tanımıyorduk normalde. Geçen sezon yoklardı. İlk iki maçın özetini izleme şansımız vardı sadece onları tanımak için. İzlediğimiz zaman kaptanımızla da konuştuğumuzda gerçekten güçlü bir takım olduğunu, takım oyunu oynadıklarını, güzel top oynadıklarını gördük. Ya bu yüzden temkinli bir şekilde maçı oynamamız götürüyordu. Hiçbir şekilde bırakmamamız gerekiyordu. Çünkü geçen sezon biz çok hep önde olduğumuz maçlarda saldığımız için 5. 6. sırada bitirdik. Bu sene onu yapmamak için ligin 3. maçıydı zaten bu sezon. PSV'de yaptığımız. Bunu yapmamamız lazım dedik. Maça başladığımızda da zaten ilk yarı bizi gerçekten zorladılar. Güzel de top oynuyorlardı. İkinci yarı artık onların içinde ne olduğunu bilmiyorum ama ikinci yarı biraz düşmüş gibi oldular. O yüzden yoksa 9-3'lük bir fark yani yanıltmasın izleyicileri. Yoksa PSV gerçekten iyi bir takım. 9-3'lük bir fark ikinci yarıda bazı onların takımında düşmelere dayıyorum ben bunu. Yani baktığımda da dediğini doğrulayan bir seslik var. İlk yarı 4-3'müş. 7'de Muhammed atıyor. 6'da Ömer Furkan 17-19'da atıyor. İlk yarı 4. PSV'nin de bütün goller ilk yarı gelmiş. Dediğim gibi yani ilk yarının skoru aslında 4-3. Evet. İkinci yarı bir PSV takımında düşme yaşanmış. Peki Toskoparan bunu yarı finalde kullanacak mı? Yani maçı hızlı başlayalım. Enerjiyle oyun domine edelim ve o maç sonundaki kırılmayı yaşar mı acaba? Santos Kopan bunu düşünüyor mu daha doğrusu? Ya şöyle söyleyeyim açıkçası. PSV'nin bu sefer öyle bir şey yapmayacağını düşünüyoruz zaten. Yani bu sefer düşmezler çünkü playoff maçları gerçekten çok farklı oluyor. Yarı final, final. Bu maçlar çok farklı oluyor belli. PSV bu hataya düşmez zaten. Bizim de öyle bir amacımız yok. Biz zaten her zaman baskılı bir şekilde maça başlıyoruz. Yani sadece rakibe özel bir taktik yapmıyoruz. Genel olarak kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Yani bir tek Sezer'e karşı önlem aldığımızı hatırlıyorum bu sezon. Sezer'i tutmak için. Onun haricinde rakibe karşı bir oyun yapmıyoruz. Ama tabii ki de PSV karşısında son gücümüze, kanımızın son damlasına kadar savaşmak istiyoruz yani.
Nurkan Kaplan. İşte, evet dinliyorum. Dur sen buyur lütfen sözünü bitir. İşte bir de şansımızın olması ne ala semtiyle ilk defa karşılayacağız gibi oynayacağız. Gülsü ile oynarken tabii ki iki lig maçı arkasına iki tane çeyrek final maçı oynadılar. Birbirini en azından tanıdılar. Önlem aldılar. Bizim burada bir şansımız var. Bizi sadece videolardan seyrettikleri var. Daha şu anda herhangi bir kimseyi önlem alacak herhangi bir şey yok. İlk defa oynamış gibi oynayıp çıkacaklar. Onun için buradan şanslıyız. Bizim de bir şeyimiz var en güzel olarak. Bizdeki oyuncular hepsine güveniyorum. En azından hani diyemiyorum ki bir tane arkadaşımız golcü var. Hepsi kaleci hariç altısı da golcü bizdekilerin. Ayaklarına top geldiği zaman hani atamaz diye bir şey yok. Hepsi birbirinden benim gözümde yıldız. Onun için çıkacağız dediği gibi arkadaşımızın. Biz de son damlasına kadar oynayacağız. Güzel bir maç olacak. En azından bugüne kadar seyrettiğimiz arkadaş takımlardan en düzgün, en oynamasını bilen insanlar seninki ve faali az geçen bir takım. Centilmen bir takım en azından. Onun için bu kendilerine karşılaşmak yarı finalde güzel bir maç olacak. Biz de yani o konuda mutluyuz. Nurkan Kaplan, daha dün Muhammed Ali Barış'la bir de konuştuk. Bu hafta Ali'nin de takımda ikinci golü, haftanın golü güzel, en güzel golünde ikinci golü attı. Çok da güzel bir şutmaydı. Evet. Akıl dolu bir şut. Evet. Ali'nin de çok güzel bir şutu vardı. Ben şunu sormak istiyorum biraz. Aslında yarı finalde en çok güvendiğin ismi biraz öğrenmek istiyorum. Ama yani daha demin bütün oyuncuların yıldız dedin. Bu ben, her takım içinde böyledir aslında. Ben hiç ayrımsız bütün takımıma, kaleciden tutun, bütün oyuncularıma güveniyorum. Ali dediğiniz zaman Ali benim takımımızın bel kemiği. Yani o takım yöneten bir işte Dinamo gibi bir bel teki şey adamı. Forvetimdeki insanlar Ersan zaten gol kırıldı. Sağdaki soldaki birisi solak birisi de sağ yani tam mevkide oynayan insanlar. Hepsine güveniyorum. Yani isim de ayırmam istemiyorum. Ferhan olsun, Ladi olsun, ondan sonra Ali olsun, Hüseyin, Zafer. Hepsi birbirinden güzel oyuncularım. Onun için hiç ayrım yapmıyorum. Hepsi güzel. Çıkıp bütün güçlerini vereceklerine de inanıyorum. Hepsi tam son damlasına kadar oynayacaklar. Yani zaten konuşmamız. Hafta içinde her gün toplanıp bu maçı ne yapacağız, nerede nasıl yapmamız gereken her şeyi konuştuk. Biz de başından beri semt ile karşılaşmak istiyorduk. Ama ligde de çok kötü durumlara düşmek istemiyorduk. Ama derdik ki şansa hani hesap yaptık. Bunlarla karşılaşırsak sonra da mecbur semt ile karşılaşacağız. Semt ile karşılaşmak güzel bir şey. En azından ilk oynadığımız maçın bir rövanşı olmuş olacak. Güzel olacak. Peki Samet Kaplan, sana da önünde senin en güvendiğin isim kim olacak? Yani Santos Kaplan takımında her maçın ayrı bir kahramanı oluyor yani. Bir hafta çıkıyor Muhammed maçı oluyor, bir hafta çıkıyor Ömer oluyor, bir hafta çıkıyor Abbas oluyor. İşte bir hafta çıkıyor sen oluyorsun. Bazen defanstan çok büyük yardım, hani gol konusunda çok fazla yardım olabiliyorsunuz. Bu hafta yani hissiyat olabilir ya da son zamanlardaki formundan da olabilir. Nasıl istersen. Bu hafta maçın kilidi çözecek oyuncu toz kapanan takımda sence kim olacak? Ya açıkçası şöyle, şimdi dediği gibi abinin ismini tam olarak bilmiyorum ama PSV'nin 21 numaralı bir forvet var. Ersan. Ersan. Evet, Ersan. O da gerçekten iyi bir golcü. Yani şöyle söyleyeyim, ilk maçımız 9-3 bitti. Ersan abi de vardı. Ama yani sadece onu tutmaya yönelik bir şey de yapmayacağız, bir taktik. Yani biz genel olarak her zaman takım oynarız. Dediğin gibi zaten hiçbir maça biz taktik olarak çıkmıyoruz. Kimi maç geliyor Muhammed maçın yıldızı oluyor. Kimi maç geliyor Abbas oluyor, Ömer oluyor, Abdi oluyor. Yani şöyle, bizde şey de yok. Hani defansımız da çok gol atıyor. Yani özel bir taktik veya özel bir kişi maçı kurtaracak diyemem. Biz ama şöyle olacak, savunmasını yapacak, geri kalanlar baskısını, golünü atacak yani. Tek bir isim veremem çünkü bizim takımda hani sadece tek bir isim yok. Şey, yani bir takım olarak oynayacağız. Orta sahada dirençli bir şekilde basarsak inşallah yeneriz diye düşünüyorum ama gerçekten güzel bir maç olacak. Abim de dediği gibi yani güzel bir maç olacak, çirkef insanlar yok. O yüzden ben mutluyum yani PSV ile karşılaştığımız için. Hayırlısı olsun. Peki kaptan, bildiğimiz gibi yarı final maçının hepsi ön sahada oynanacak. Evet. Ve ön saha yani birinci saha, ikinci sahaya göre biraz daha geniş.
Hani uzunluğun kare aynı ama birinci saha biraz daha geniş bir saha. Bu hangi takıma sizce daha çok yarayacak? Bizim için biz hep kondisyon yapıyoruz. Hani biz bu işe başlarken bile inanır mısınız tartılsaydık sanki bu lig için değil ama herkesi değişik var. Ersan dediğimiz kişi hem bu ligde oynarken kendisine biraz bir şeyler verdi. Ben bile kaptan olarak hani onlara bir öncülük oldum. Yani 89-90 kilodan 76 kiloya düştüm. Ersan da 13 kilo falan verdi. Yani büyük saha bizim için daha iyi. Öyle düşünmeyin sadece büyük olması için. Enden büyük olması için. Öbür saha sanki çimleri daha fazla yorucu bir. Yani biz en çok ön sahada daha rahat olabiliyoruz. Daha çok oynayabiliyoruz. Güzel bir maçlar oluyor. Oraya alışkınız. Öbür taraftaki saha sanki bizi daha çok yoruyor. Çimleri daha yüksek gibi geliyor. O biraz daha gri görünür olmasından, çimleri olabilir. Bize sanki daha baskı gibi geliyor ama ön taraftaki daha açık geldiği için biz o sahaya alışkınız. Orada oynamak bizim için daha iyi. Peki Samet Kaplan sen ne düşünüyorsun? Yani Toz Koperant takımı tabii ki de hafta içi de halı saha maçları yapıyorsunuz. Kendi mahallesinde bir büyük sahada mı oynuyor yoksa büyük salonları biraz dezavantajlı gelecek mi? Söyleyebilirim. Tabii PSV takımı kendi açısından nasıl görüyor bilemem ama biz bunu kesinlikle kendi avantajımız olarak görüyoruz. Çünkü biz yıllardan beri yaptığımız sahayla hemen hemen eşdeğer bir saha, birinci saha. Yani ve takımımızda bizim tabirimizle yamyamlar var yani. Durmadan koşuyorlar. Onlar için güzel bir şey olacak bu. Çünkü ikinci sahada, küçük sahada bir yere kadar koşabiliyorsun. Hatta biz hep hakemlerle aramızda şey olur hani tellere çarpıyoruz. Koşuyorsun, hızını alamayıp tellere çarpıyorsun. Alanın yok çünkü. O yüzden birinci sahada biz kendimizi daha iyi gösteririz diye düşünüyorsun. Takımlarda herhangi bir ekstra değişiklik, bir sakatlık durum var mı? Nurkan Kaplan senin takımın yok, yani, her şeyinde kesinlikle yok. Yoksa son 5 haftadır hemen aynı kadroya çıkıyorsun. Aynı kadroya çıkıyorum. Şu anda bile bir hafta kimseye halı saha maçı oynatmıyoruz, yasak. Herkes sadece düz koşu hani yapıyor, kendi sporunu yapıyor. Onun için aynı takım olarak çıkacağız. Yedeklerle, daha fazla yedekle geleceğiz. Bütün tam takım olarak. Kadroda bir değişiklik yok. Aynı kadro olarak çıkacak. Samet Kaplan, sizde bir sakatlık, bir durum var mı? Bizde bir sakatlık yok. Şöyle, bizim zaten as takımımız, aslında 2-3 farklı kombinasyonumuz var bizim as takım olarak sezon boyunca. Üçlü defansta, ikili defansta, çift forvette. Yani bunların hepsi as, o yüzden bir eksiğimiz yok. Hangi takımla çıkacağımıza daha karar vermedik. Maç pazar günü saat 1'de oynanacak. 28 Nisan pazar günü saat 1'de Göztepe ile spor tesislerinde olacağız. Geri gelelim yarı finalin diğer eşleşmesine. Yani kim çıkarsa artık finaldeki rakiplerinden bir tanesinde olacak daha doğrusu. Spontane 501 Estilation maçı var. Spontane Bros'la oynadı. Evet. Onlar için biraz daha rahat bir maç geçti. Yani aslında Toz Koperant maçı gibi çok birbirine denk skorlar. İlk maç 5 bitti, ikinci maç 6-5 bitti ama güzel bir şey tur atmayı başardılar. 501 ilk maçın sonunda yaşanan olaylar sebebiyle Bursaspor'un menedilmesiyle birlikte ikinci maç hükmen galip gelip onlar da yarı finalini yazdırdı ve şöyle bir şey var. Toz Koperant takımının normal sezonunda birinci olması sebebiyle yarı finalde kalan 4 takım da ikinciliği garantilemiş oldu. Yedimli eşleşmeye. Nurkan Kaptan, Spontane 501 Estination. Ne düşünüyorsun? Sence hangi taraf finale daha yakın? Valla benim gözümde şu anda biz 501'de de oynadık. Spontane oynadık. Spontane gerçekten bir takım oyunu oynuyor. Bence şu anda %65 gibi ben Spontane'ye veriyorum. 501'de beni yanıltmasının nedeni, onu vermemin nedeni Bursaspor'u 4-1 yenmesi. Hiç beklemiyordum. Bursaspor'un yenmesini bekliyordum. Ki 4-1 yenildiği için, onun için ona da bir %35 veriyorum yani. Ne yapacağı belli olmayan bir takım. Onun için %65 Spontane, %35 de 501'e veriyorum. Ama ikisinin de gene top, ikisinin de aynı %50-%50 şeyleri var. Çıkıp oynayacaklar, onlar da iyi oynayan kazanacak. Peki. Ama burada bir avantajları var Spontane'nin. Onların da iki tane cezalı oyuncusu var. Bir tanesi herhalde kadrodan men oldu. Evet, bir tanesi. Bir tanesi de cezalı duruma düştü. Bunlar da as oyuncularıysa
Tabii ki spor tenisi için biraz daha rahat maç olacak. Onun için biraz daha şansı yüksek. Samet Kaptan, sen ne dersin? Sence bu iki takım arasındaki oynanan maç nasıl geçer ve sonunda finale kalan iki kim olur? Ben müsaadenizle geçen sezondan da örnekler vererek anlatayım. Şimdi sadece geçtiğimiz sezonu düşünürsek, yani Spontane gerçekten çok başarılı bir takım. Takım oyununu en iyi oynayan takım diyebilirim ligde. Bu sezon yani tahmin ettiğimizden fazla mağlubiyet aldılar. Niye bilmiyorum ama normalde gerçekten çok güzel oynuyorlar. Ama sadece mesela geçen sezona baktığım zaman 501'in şansı yok derdim. Çünkü Spontane geleni geçeni yeniyordu. Ama bu sezona baktığımız zaman 501 kadrosuna takviyeler yapmış. Güzel bir top oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam Semih Mermer diye bir golcüleri var zaten. Yeni forvet, yani yeni demeyelim de geçen sene çok fazla gelmiyordu ama bu sene evet. Daha takımın içinde. Yani daha güzel bir takımları var. Ama dediğimiz gibi iki tane as adamları yüksek ihtimalle cezalı duruma düşmüş. Bu da Spontane'nin zaten fazla olan şansını daha da arttırıyor. Ama dediğim gibi 500 bu sezon beklemediğim bir performans sergiledi. O yüzden bir şey diyemiyorum ama genel olarak favori Spontane diyebilirim. Ama ben bir yüzde veremeyeceğim. Şu an 501'in de ne yapacağı belli olmaz. Peki Nukla Kaptan, sen de tekrar başlayayım. Finalde kimi görmeyi istersin? Yani tamamıyla iki takım da kazandım varsayıyorum. Yani ikinci için ayrı ayrı varsayıyorum. Senin için PSV Eindhoven yarı finali kazandı, finale çıktı. Evet. Finalde rakibin kim olsun isterdin? Spontane mi olsun isterdin? 500 PSV yarışım. Çünkü yani sen Spontane'yi bir tık daha ileride yordun. Ama bazı takımlar, bazı takımlara yaramaz denir ya. Yani aksi gelir. Onları bir türlü yenemez. Yani öyle bir durum gerçekleşecek mi? Ona göre bir isteğin var mı daha doğrusu? Sence finalde kim gelsin? Gerçekten buna bakarsak tabii ki ben esasından 501'i isterim. Spontane'yle ligde karşılaşmamızda çok bir golde farkla yendik. Ama ilk takım, ilk oynadığımız kadroyla biz 501'e yenildik. Ve çok öndeki bir skordan geriye düştük. Ben 501'i isterdim. Ki hem rövanş olmuş olurdu. Yani hem de benim gözümde daha iyi. Spontane benim gözümde daha bir oynayışla daha iyi gördüğüm takım olduğu için 501 isterdim. Herkes oraya çıktığı zaman ister ki kendisinden biraz daha güçsüz bir takım olsun. Bu gerçektir yani. Ben de 501'i isterdim. Ama bu imkan var mı bilmiyorum. Artık göreceğiz, oynayacağız. Ondan sonra belli olacak. Zaten ilk maç galiba cumartesi günü. Tek cumartesi maç. Saat 4'te. Zaten o zaman belli olacak. Ondan sonra bizimki de pazar günü 1'de. Zaten saat 2'de bütün her şey belli olacak. Nereye çıkanlar. Her şey de hayırlı olsun. Samet Kaptan, sen kimi görmeyi isterdin finalde karşında? Yani ya kazandım varsayıyorum senin de. Şu an ben şöyle düşünüyorum. Ben takımın yardımcı kaptanıyım. Bizim kaptanımızın asıl burada söyleyeceği şey şu olurdu. Abiyi yanıltmak amaçlı değil ama bizim takımda şöyle bir şey var. Biz her zaman en güçlüsünü istiyoruz. Şey amaçlı değil bu, hani şov amaçlı değil. Ciddi manada. Çünkü hak eden takım gelsin oraya. Yani gözümde 501'e saygısızlık etmek istemem ama Spontane daha iyi bir takım benim gözümde. O yüzden Spontane'nin çıkmasını isteriz ve Spontane geçen sene bizi yenmişti, geçen sezon. Bu sezon biz onları yendik. 8-3'lük bir skor. Belki başkalarının veya bizim kendi içimizde de soru işaretleri olabilir. Bu maçı biz nasıl bu kadar farklı yendik? Biz zaten yenmek için çıktık. Yendik ama 8-3 ciddi bir skor. En azından bu maçta da çıkıp yenerek kendimizi tam olarak kanıtlamış olmayı isteriz. O yüzden Spontane'nin olmasını isterdik. Kaptan, biraz şey konuşmak istiyorum. Yani artık ikinci lig takımları da diyebilirim. Yani şu an üçüncü ligde bir kupa mücadelesi veriyoruz. En sonunda bir kupa dönemini kazanmış olması lazım ama dediğim gibi masada olan iki kişi de gelemeyen iki takım da şu anda ikinci ligde ve ikinci gibi biraz konuşmak istiyorum. Sen biraz daha kardeşinden oralara alışkınsın. Onun maçlarına gittin geldin. O takımda da vardı oldun. Evet. Menin Bilio takımında. Evet. Ne düşünüyorsun ikinci lig hakkında? Takım biraz daha transfer istiyor mu? Tabii ki. Yani neden istiyor? İkinci lig tabii ki daha farklı bir lig. Neden derseniz hem kuvvetli olmak gerekiyor. Hem de aşağı yukarı %80'e büyük sahada oynanıyor. Onun için bu takıma takviye olacak. Yedek olması lazım. Sakatlıklar olabiliyor. Sert geçebiliyor. Onun için biz eksiklerimiz demeyelim de yani oynayan adamlarımızın
yanına onlar kadar kuvvetli ekleyerek, 3-4 kişi ekleyerek çıkmak istiyoruz. Takımımıza güveniyorum. Yani ikincilikte oynayabilecek bir takım. Yani çıkanların hepsi zaten ikincilikte oynayabilecek bir takım. İkincilikteki takımları da izlediğim için gördüğüm için söylüyorum. Çıkıp oynayacağız. Onlar da bizi tanıyacaklar. O şekilde devam edeceğiz. Sarı Kaptan, sen ne düşünüyorsun? Yani ikincilikte de Santos Konçuk bildiğiniz üzere bir arkadaş takımı. Uzun yıllardır birlikte oynayan bir ekip olduğu için de arkadaş takımları pek bozulmak istenmez. Aynen. Yeni birini getirmeyelim, huzurumuz bozulmasın. Çünkü ben de bir arkadaş takımında var olduğum bir zamanlar. Bu zor bir işlemdir. İkinci yıl çıktığında toz koparan bir transfer düşünecek mi? Hiç olmazsa yedek kadroya. Şöyle, şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Ama yani daha doğrusu şöyle, dediğim gibi bizim zaten şu anda da farklı kombinasyonlarla 2-3 farklı baktığın zaman da az takımımız var. Yine yedek olarak gerekli yerlere, bunu konuşuruz yine tekrar ama gerekli yerlere bir iki yedekten transfer yaparız. Yeri geldiğinde onlar da az takımın içine zaten olmuş olacaklar. Farklı takım haline çıkmış olacağız. Ama ikincilikte gerçekten mücadele seviyesi çok daha yüksek. Daha kuvvetli olmak gerekiyor. Bu aslında bizim işimize gelen bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Bizde yemem var. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Baktığımız zaman istatistiklere, hani biz rakipler de bilir. Yani çok, yani bir çirkeflik yapmayız. Ama mesela baktığımız zaman bizim kartlarımız fazla. Çünkü biz de biraz daha sert futbolu seviyoruz. Üçüncülükte hakemler oyunculara göre, nabza göre şerbet veriyor biraz. O yüzden fazla kart görüyoruz. Ama ikincilikte o mücadele yüksek olduğu için biz daha az kart alırız diye görüyoruz. Çünkü sert futbol oynamak istiyoruz biz. Olması gereken futbolu. Bu yüzden biz üçüncülükte biraz daha kendimizi yumuşatmaya çalışıyoruz. O yüzden ikincilikte bu takımın da iş yapacağını düşünüyoruz. Ama gerekirse dediğim gibi yedekten transfer yaparız. Peki kaptan, geçen son üçüncülükte ikinci lige çıkan takımların birçoğu başarı sağladı. Yani baktığımda Pittsburgh'un şu an yarı finalde, Aqua çeyrek finalde elendi, maçında ikinci bitirdi Ayaz'ın arkasında. Yani üçüncülükten ikinci lige çıkan 3 takımın 2 tanesi gerçekten çok büyük başarılar sağladı. Bu acaba üçüncülükten Anadolu Ligi'ne ısınmaktan mı geçiyor, yoksa daha önce bahsettiğimiz o transfer dosyası ya da ikinci ligi izleyemek, çünkü bahsettiğimiz iki takım da aslında tesisli zaman geçirmeyi seven, özellikle Fırat Kaptan olsun, önlem alabilen, Fırat Kaptan çok fazla transfer yaptı mesela gibi insan, mesela Nurkan Kaptan tesisli zaman geçirmeyi seviyorsun, rakipleri izlemeyi seviyorsun, evet, olası rakipleri izlemeyi de çok seviyorsun. Yani bu başarı PSV için, toz koparan için aynı şekilde gelir mi sence? Tabii gelir yani. Önemli olan takımıyla ilgilenmesi gerek. Sadece burada bir çıkıp da hafta sonu bir normal maç gibi çıkıp evine gidiyorsan yani bu şekilde olmaz. Yani buraya bir başlamışsan takımları izleyeceksin. Kim kimlerde oynuyor? Adamların durumu ne durumda? Bunları bu şekilde yaparsan, eksiksiz bir takım olarak çıkarsan, yedeklerinde güvenirsen bir yerlere gelirsin. Zaten adamların çıktığın, beraber olduğun kişiler seninle birlikte bir yerden sonra yarı yolda bırakırlarsa zaten takım ne kadar içinde iyi oynayanlar olursa olsun bir yerden düşüşe geçersiniz. Takım oyunu işte bu. Bildiğimiz gibi herkes eksiksiz olarak gelirse, bir de gerçekten herkes ilgili olup maçları seyrederlerse, kim kimi tutacak takım oyunu oynarsa her zaman başarılı olur. Biz de bu şekilde çıkıyoruz. Başarmamızın nedeni hepimiz ilgiliyiz bu konuda. İzliyoruz. Takımda oturdu kolay değil yani, bir takıma oturtmak. Yani herkes birbirini tanıması. Dışarıda hep beraber halı saha maç yapıyoruz ama değişik yerlerde oynuyoruz. Şimdi herkes birbirini tanıyor. Nasıl oynamasını gerektiğini, nasıl kaçacağını, ne kadar hızlı olduğunu. Onun için kaleciyi tanıyoruz, her şeyi tanıyoruz. Defansımızı tanıyoruz. Çıkıp ikinci ligde de bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Kaptanlar, davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her ikinize de öyle. Son bir sözünüz varsa onu anlatmak istiyorum. Bu sefer Samet Kaptan'dan başlayacağım. Samet Kaptan, son bir sözün varsa, yani bir selam göndermek olur, yarı final maçlarında bir vurgu olur. Ne istersen o. Abi buradan selam olarak aklıma direkt Gülsü'yü geldi. Gülsü'yüme selam gönderelim. Bize selam gönderelim buradan. Pittsburgh'un takımına ayrıyeten selam göndermek istiyorum. Biz ikinci lige çıkıyoruz ama onlar da birinci lige çıkıyor. Yine de yetişemiyoruz. Ayrıca belki çıkamazlar. İnşallah çıkarlar yani. Onlar başarırlar. Çünkü onlar gerçekten futbol olarak,
fizik gücü olarak çok iyi oynuyorlar. Bir de buradan Bursa Spor'a selam göndermek istiyorum ben. Onları da çok severdik, men onlar. Bu kadar. PSV takımına da başarılar diliyorum. Ne kaplan, senin son bir sözlerini alayım. Ben de bütün takım arkadaşlarıma, hepsine teşekkür ederim. İnşallah oynayacağımız maçlarda daha başarılı oluruz. Ben de Bursaspor'a gerçekten üzülerek söylüyorum. Üzüldüm. Gerçekten onlara da selam gönderiyorum. Onlara da isterdik beraber ikinci lige çıkmak. Ama başka zamanmış. Diliyorum ve Semti Toskopar'a da başarılar diliyorum. İnşallah hangimiz iyi olursa o kazansın. Önemli ilk başta centilmenlik kazansın. Diliyorum. Bitiriyorum. Kaptanlar, ikinize geldiğiniz çok teşekkür ederim. Ben buradan önce yönetim kurulumu, ondan sonra bizimle burada olmayan Spontane ve 5-1 takımına selam göndermek istiyorum. Yarı finalde başarılar diliyorum. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum her ikinize de. Çok güzel bir maçı izleyeceğiz. Yarı finalde iki maç çok güzel olacak, çok çekişmeli olacak. Ama finale çıkan iki takım ve kupayı kazanan tek bir takım olacak. Herkese başarılar diliyorum. Anadolu Ligi 100 yüze 3. lig bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz.